teknolojinin gelişmesiyle birlikte hayatımıza yeni bir mod giriş yaptı. 2010 yılından itibaren üretilen tüm telefonlarda uçak modu denen bir bölüm var. Peki bu mod ne işe yarıyor? Bunu cevapladık. Bize destek vermek için videoya like atıp kanalımıza abone olabilirsiniz. Android ve iOS işletim sistemlerine sahip telefonlarda, Windows 8.1, Windows 10 işletim sistemine sahip bilgisayarlarda tek tuşta birçok özelliğin kapatılması kolaylığını sağlayan bir moddur. Uçak modu adından da anlaşıldığı gibi uçak seyahatlerinde telefonunuzu kapatmadan bağlantınızı kesmeniz için tasarlanmış olsa da bunun yanı sıra farklı kullanımlar için de bize kolaylık sağlamaktadır. Peki uçak moduna geçtiği zaman cihazımızda kapanacak özellikler nelerdir diye soruyoruz kendi kendimizce. Telefonun şebeke bağlantısı, yani telefonumuz çekmeyecek. Uzaktan erişim özelliği, Bluetooth, mobil veri, Wi-Fi özelliği, kızılötesi özelliği devre dışı kalacaktır. Sadece fotoğraf çekip bol bol video izleyebilirsiniz. Tabii o da hafızasında varsa. Şimdi yıl olmuş 2018 ve telefonlarda da uçak modu var. Bazılarımız bunun yüzünden uçağın havada patlayabileceğine inanıyor. Bazılarımız ise uçağın radarının bozulup bir dağa çarpabileceğine inanıyor. Bazılarımız ise ne işe yaradığını bilmiyor. Ama ne yazık ki uçak modu hakkında ne düşünüyorsanız hepsi doğru olabilir. Telefonlardaki sinyaller sayesinde, yani bizim göremediğimiz bir şey yüzünden uçağın sinyalleri karışabilir, bu da uçağın kaybolmasına ya da uçağın yere düşmesini sağlar. Bir başka deyişle ufak bir sinyal karışıklığı uçağın elektronik beynini bozabilir ve uçak havadayken patlayabilir. Ne kadar bilim kurgu gibi gelse de bunlar gerçek. Ama günümüz teknolojisiyle ve geliştirilen parçalar sayesinde bu olay sadece %2 ihtimalle gerçekleşebilecek kadar azaltıldı. Ama ne olursa olsun %2 ihtimalde 100 taneden 2 tanesinin patlayabileceğini gösteriyor. Ve bu yüzden her uçağa bindiğinizde hostesler bangır bangır telefonunuzu kapatın diye bağırıyor. Umarım artık uçağa her bindiğinizde telefonunuzu kapatırsınız.